Kara delikler evrende en çok merak edilen gizemli gök cisimleri. Yüksek kütleli yıldızların ömürlerinin sonunda oluşan bu gök cisimleri aslında evrende düşündüğümüzden çok daha fazla sayıda yer alıyor ve her an bir yenisi daha doğuyor. Peki bizim galaksimizdeki kara deliklerin sayısı ne kadar fazla ve onları tespit edebiliyor muyuz? Astropera'ya hoş geldiniz. Bu videoda Samanyolu'ndaki kara delik sayısını ve bu kara delikleri nasıl tespit edebileceğimize dair fikirleri tartışıyoruz. Galaksimizdeki kara delik sayısını tam olarak bilmiyoruz ama elimizdeki bilgileri kullanarak tahmin yürütebiliriz. Yıldızsal kara delikler en az 3 güneş kütlesinden daha yüksek kütleye sahip bir yıldızın ömrünün sonunda çökmesi sonucu oluşuyor. Buna kıyasla milyonlarca kat daha büyük olan süper kütleli kara delikler ise görece küçük kara deliklerin birleşmeleri sonucu oluşuyor. Yani elimizde hangi tür yıldızların kara delik oluşturabileceği ve zaman içerisinde ne kadar yıldızın doğduğu hakkında bilgiler olduğu için tahminimizi bunun üzerinden yapabiliriz. Samanyolu galaksisinde yaklaşık 100 milyar yıldız bulunuyor. Bu yıldızlardan her 1000 tanesinden birinin kara delik olmak için yeterince yüksek kütleye sahip olduğunu biliyoruz. Bu durumda sadece Samanyolu galaksisinde 100 milyon kara delik bulunduğu sonucuna ulaşabiliriz. Dahası bu sayının 1 milyara kadar artırılabileceği yönünde tahminlerde bulunuyor. Ancak bu şekilde bir tahmin yapmak bize fikir verse de tek başına yeterli değil. Çünkü bilim varsayım ya da tahminlerle yetinmez. Tahminleri kanıtlarla temellendirmemiz gerekir. Astronomide de kanıt elde etmek için gözlem yapmak en önemli araçlardan bir tanesi. Bu yüzden aslında çok ciddi bir sorunumuz var. Kara delikleri göremiyoruz. Çünkü kütle çekim kuvvetleri o kadar fazla ki evrenin hız limitinde hareket eden ışık bile bu gök cisimlerinden kaçıp kurtulamıyor ve bu da onları kara yapıyor. O halde bu kara delikleri bilim insanları nasıl keşfediyorlar? Kara deliklerin doğası onları tespit etmeyi oldukça zor bir hale getirse de astronomlar çeşitli keşif teknikleri kullanabiliyor. Kara deliklerin toplanma diskinde dönmekte olan gazlar manyetik enerji alanı oluştururlar. Toplanma diskindeki enerji termal enerjiye dönüşerek gazların milyonlarca derecelik sıcaklıklara ulaşmasını sağlar ve sonuç olarak X ışınları yayılır. Astronomlar bu ışımaları uzay teleskoplarını kullanarak analiz edebilir ve konumunu çıkarsayabilirler. Bu senaryo sık sık kara deliğin başka bir yıldızdan madde çaldığı durumlarda gerçekleşir. Bununla beraber birleşmekte olan kara delikler uzay zaman dokusunda dalgalanmalara sebep olur. Kütle çekim dalgalanmaları adı verilen bu dalgalanmalar dünyadaki LIGO gibi gözlem evleri sayesinde tespit edilebilir. Örneğin 2015 yılında 1.3 milyar ışık yılı uzaklıkta birleşmekte olan iki kara delikten kaynaklanan kütle çekimsel dalgalanma LIGO tarafından tespit edilebilmişti. Bu tespit Einstein'ın uzay zaman hakkında oluşturduğu kuramı bir kez daha kanıtladığı için büyük bir keşifti. Ancak kütle çekim dalgalanmaları o kadar küçük düzeylerde gerçekleşir ki en hassas ekipmanlarla bile tespitini yapmak hiç de kolay değildir. Elimizde başka bir yöntem daha var. Bu da kütle çekimsel merceklenme etkisi. Uzayın dokusu esnek bir yapıdadır. Yüksek kütleli cisimler uzayı bükerler. Işık da uzayda ilerlerken diğer her şey gibi bu bükülmelerden etkilenir. Kütle ne kadar fazlaysa ışık da o kadar bükülür. Kara deliklerde akıl almaz kütleleri nedeniyle uzayı güçlü biçimde bükerler. Bu da kara deliklerin olduğu konumlarda gözlemlenen yıldızların olağan dışı bir görünüme kavuşmalarını sağlar. Yıldız daha parlak veya yayılmış gibi görünebilir. Hatta tek bir yıldızın görüntüsü birkaç taneymiş gibi algılanabilir. İşte basitçe bu etkiye astronomide kütle çekimsel merceklenme etkisi adını veriyoruz. Bizim galaksimizdeki kara deliklerin tümü galaksimiz merkezi etrafında dönmeye devam ediyor. Aynı zamanda Güneş'le beraber diğer yıldızlar da bu merkezin etrafında dönüyor. Yani tüm bu gök cisimleri aslında birbirleriyle bağlantılı biçimde hareket ediyor. En önemli bilgi de burada. Eğer durum böyleyse yıldızlardan gelen ışık kara delikler nedeniyle sapmaya uğrayacak ve yıldızın minik bir ileri geri hareketi sergiliyormuş gibi görünmesine yol açacaktır. Yani yıldızların ışığını dikkatli biçimde izleyerek normal şartlarda görmemizin imkansız olduğu kara delikleri tespit edebiliriz.
Ancak bu senaryo gerçekleştiğinde yıldızın yaptığı bu ileri geri hareketi inanılmaz düzeyde küçük olur. Bu hareketler gökyüzünde o kadar küçük bir açısal çap değerine denk geliyor ki, yani gökyüzünde o kadar küçük bir alan kaplıyor ki, bunları tespit edebilmek için çok hassas ölçümler gerçekleştirebilen teleskoplara ihtiyacımız var. En kısa sürede en fazla kara deliği tespit edebilmek için öyle bir teleskoba ihtiyacımız var ki, bu teleskop hem gökyüzünden bakmakta olduğu alanı mümkün olduğunca geniş biçimde tarayabilsin, hem de taradığı alandan edindiği çözünürlük yüksek olsun. Aklınıza bu iş için şu an elimizdeki en iyi teleskop Hubble Uzay Teleskobu gelmiş olabilir. Ancak bu iş için Hubble'dan çok daha yeni ve güçlü bir teleskoba ihtiyacımız var. 4 milyar dolarlık maliyetiyle Roman Uzay Teleskobu 2025 yılında fırlatılması planlanan 3 aynalı bir öte gezegen avcısı teleskop. Hubble'a kıyasla 100 kat daha büyük bir alanı tarayabilecek bu teleskop, kütleçekimsel merceklenme etkilerini de yüksek hassaslıkla ölçebilecek. Bu sayede öte gezegen keşifleriyle birlikte evrenin genişleme sebebinin karanlık enerjiyle bağlantısını da araştırmış olacak. Roman Uzay Teleskobu, Hubble'ın 100 ayrı fotoğraf çekerek tarayabildiği bir alanı yalnızca tek bir fotoğraf ile tarayabiliyor. Yani Hubble'dan tam 100 kat daha büyük bir alan tarama gücüne sahip. Ayrıca Hubble'ın en yüksek çözünürlüklü kamerası 16 megapikselken Roman Teleskobu'nda 300 megapiksellik kamera yer alıyor. Roman Uzay Teleskobu'nun veri aktarımı konusundaki özelliği de oldukça dikkat çekici. Hubble dünyaya bir günde 2.7 GB'lık veri aktarırken Roman ise günde 1300 GB'a kadar veri aktarabilecek. Kıyaslamayı daha iyi anlayabilmemiz için bu fotoğrafa bakalım. Fotoğraftaki kırmızı çerçeve Hubble'ın tarama alanını gösterirken mavi alansa Roman'ın alanını gösteriyor. Roman tek bir seferde milyonlarca yıldız ışığını tarayacak. Bu da kısa süreler içinde galaksimizde bulunduğunu tahmin ettiğimiz milyonlarca, hatta belki milyarlarca kara deliğin varlığına dair gözlemsel, elle tutulur bir kanıt olarak geri dönecek. Astronomlar Roman Uzay Teleskobu'nu kullanarak yüz milyonlarca yıldızın yer aldığı Samanyolu galaksisinin merkezini gözlemleyecek. Bu bölgenin fotoğraflarını sürekli biçimde çekerek yıldızların hareketlerindeki en küçük kaymaları bile kayıt altında tutacak. Bu yöntemle Samanyolu Gökadası'nın merkezi ve Dünya arasında kalan 25 bin ışık yılı uzaklıktaki alanda binlerce kara deliği tespit edebilecek. Elbette bu alan içerisinde kara deliklerin yanı sıra henüz keşfetmediğimiz öte gezegenlerin de keşfi gerçekleşecek. Bu sayede Samanyolu galaksisi ve evrende bulunan kara deliklerin sayısına ilişkin daha güçlü verilere erişebileceğiz.